Acılı günlerinizde üzüntülerinizi paylaşmak için yanınızdayız. Vefat ilanlarınızı Diyalog Gazetesi ve televizyonunda ücretsiz yayınlamanız için vefat ilan servisimizi 0533 853 5410 444 4449 numaralarından arayabilirsiniz. Diyalog Medya Grubu hayatın her anında yanınızda. Efendim merhaba yeni bir günde birlikteyiz detay programında dün e, önemli bir gündü e, akşam saat e, işte 10 buçuğa kadar sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretini takip ettik canlı yayınlarla e, gelişmeleri sizlere aktarmaya çalıştık saat 19 itibariyle başlamıştı tempo e, ve e, 11'e kadar da devam etti tabi e, büyük tartışmaların içerisinde e, oldu e, ziyaret cami açılacaktı açılmadı e, geniş bir ziyaret programı olmadı. Sayın Erdoğan geldi. Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulundu. Ardından da Cumhurbaşkanı'na gitti. Cumhurbaşkanı'na önce Sayın Akıncı ile baş başa, ardından hükümet üyeleriyle görüştü ve orada geniş katılımlı da bir çalışma toplantısı yapıldı. Bazı iş adamlarının orada olduğunu gördük. Türkiye'den bazı milletvekillerinin katıldığını gördük. Türkiye'den de bazı iş adamları vardı. Böylesi bir kısa süreli 4 saate sığdırılan bir e, hızlı tempoyla geç geçti Sayın Erdoğan'ın e, ziyareti. Tabi bunun e, dün basın toplantısında yapılan açıklamaların biraz içerisini yorumlamaya çalışacağız. E, i̇ki odaklı bir açıklamaydı. Hem Sayın e, özellikle Sayın Erdoğan'ın bir taraftan ekonomiyle ilgili verdiği mesaj, diğer taraftan da Rum yönetimine yönelik Kıbrıs sorununa ilgili verdiği mesaj. Sayın Akıncı'nın da tamamen Kıbrıs sorunu üzerine. tabii iki ülkenin ikili iyi ilişkileri ve bundan sonrasında da Kıbrıs sorunundaki gelişme ilişkin Rum tarafına verdiği mesajlar vardı basın toplantısında. Şimdi bunların detaylarını birazcık yorumlamaya çalışacağız. Akademisyen Doktor İsmail Kemal bizlerle birlikte. Hoş geldiniz diyelim hemen. bulduk. Evet, e Tabi önce bir açıklamalardan başlayalım dilerseniz. Nasıl okudunuz her iki açıklamaya ne verilmek istendi mesaj? Bazı yorumlar var işte daha sert mesaj verilir miydi, verilmez miydi, beklenir miydi, beklenmez miydi? Size göre uluslararası ilişkilerci gözüyle de baktığınızda ne demek istendi bu, bugünkü, bu dünkü ziyaret ve açıklamalar? Evet, ziyaret tabii ki önemli. sonuçta Türkiye'de siyasi sistem değiştirildi, başkanlık sistemine geçildi ve bu başkanlık sisteminde de çok geniş yetkilerle donatılmış olan Başkan Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve işte gelenek olduğu üzere ilk ziyaretini bir Azerbaycan'a bir de Kıbrıs'a gerçekleştirdiği bu gelenek bozulmadı. Tabii bir gün bir gün evet bir güne sığdırıldığı için de ziyaret daha kısa süreli olmak zorunda kaldı. Önce Azerbaycan'a gitti, sonra buraya geldi. Türkiye'de yetkilerin neredeyse tümünü elinde toplamış olan bir liderin tabii ki ziyaretini de Önemsemek e, gerekir. Ne söylediğini de e, önemsemek e, gerekir. E, belli ki e, Türkiye e, ve yani yeni hükümet e, diyelim artık Kıbrıs konusunda e, böyle radikal söylemler, e, sert söylemler içerisine girme şeyi değil, öyle bir havada e, değil. Öylesi beklentiler e, olsa da e, klasik söylem tekrarlandı. Yani biraz şey Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar olur zaman hı hı. zaman Kıbrıs konusunda. Biraz ona benzedi. Benz. İşte adil ve kalıcı bir çözüme olan desteğimiz devam, devam edecek. Kıbrıs'ı Türklere olan desteğimiz devam edecek. Biraz Rumlara eleştiri. Ama bunun ötesinde böyle seçimlerden büyük şeyle çıkmış Başarıyla çıkmış, Türkiye'de dizginlerin tümünü eline geçirmiş ve bu çerçevede de böyle kızgın açıklamalar yapması beklenen bir şey çizmedi. Çizmemekle de bence iyi etti. Yani bu şekilde şeyi daha alçak tonda, alçak perdede tutmak daha akılcı bir yaklaşımdır. Türkiye zaten neredeyse herkesle kavgalı, bu kavgaları daha da artırmanın bir şeyi yok, bir anlamı yok. Tabii yani bence açıklamada esas önemli olan şeydir. Transmontana görüşmesi sonrasında Rum tarafının tavrında herhangi bir değişiklik olmadı. Bu nedenle de Türk tarafının böyle çok büyük beklentisi yok ama e, aynı zamanda işte e, kalıcı bir barış, kalıcı bir çözüm desteğimiz devam ediyor diyerek e, Türkiye'nin çözümden vazgeçmediği şeyini de mesajını vermiş oldu. Şimdi açıklamaların diğer boyutu da bence önemli. Yani Kıbrıs Türk ekonomisine destek, onu geliştirme, kalkındırma. Bunlar birbirleriyle bağlantılı olan şeyler. Çünkü Kıbrıs Türklerinin ekonomik durumu iyileşirse, belirtildiği gibi işte iki katına çıkarsa şey, bu sizin müzakere masasındaki elinizi Şarjı. güçlendirir. O anlamda biraz da Kıbrıs durumlara biz Kıbrıslı Türkleri ekonomik olarak da e, güçlendireceğiz. Bu nedenle bakın, düşünün, taşının e, o istediğiniz şeyleri talepleri biraz aşağıya çekin ki e, orta bir yerde anlaşabilelim mesajı e, verilmiş e, oldu. E, Kıbrıs Türk tarafı adına yapılan e, açıklamalarda biraz daha şey detaylı, biraz daha hatta biraz daha sert olsa da aynı şey üzerinde. Yani felsefe olarak aynıdır. Kranz Montana'da da Rum tarafı şeyi engelledi, bir çözüme varılmasını engelledi. Ondan sonra sürdürdüğü taleplerle de yeni bir süreç başlamasına yardımcı olmuyor bir. Bir de biz böyle ucu açık, hiç bitmeyecek olan bir müzakere sürecine tekrar girmeyiz. Yani belirli bir takvime bağlanmış olan bir süreç şeyi var burada Türk tarafının talebi var. Evet. Biliyoruz ki Rum tarafı buna sıcak bakmıyor. Bunun ötesinde Rum tarafının temel taleplerinde asker konusunda, garantiler konusunda, bir değişiklik yok. Onlar da ısrar ediliyor. Bu çerçevede her ne kadar bazı çevrelerde işte Sayın Erdoğan'ın ziyareti sonrasında Kıbrıs konusunda önemli gelişmeler olacağı beklentileri varsa da ben bunlara pek katılmıyorum. Çok hareketli bir döneme gireceğimizi de sanmıyorum duraganlık bir süre daha devam edecek. İşte bu genel sekreterin atadığı kadın gelecek, taraflarla görüşecek, görüşlerini dinleyecek. Tarafların görüşlerinin oldukça farklı olduğunu tespit edip da genel sekretere iletecek. E, bu arada da zaten yaz aylarındayız. Genellikle bu yaz aylarında çok fazla hareketlilik olmaz. Liderler Ağustos'ta e, tabii Ağustos'ta dinlenmeye e, e, çekilirler. Eylül'e geldiğimizde Eylül'de e, BM Genel Kurulu var. E, liderler New York'a gider e, her yıl e, BM Genel Kurulu'na katılmak için. Orada genel sekreterin bir şeyi olabilir. E, liderlerle ortak bir görüşme yapma çabası olabilir. Yani öyle 2-3 ay içerisinde çok ciddi gelişmeler olacağını ben sanmıyorum. Ondan sonrası için de şimdiden bir öngörüde bulunmak çok doğru olmaz. Ama dün itibariyle dün yapılan açıklamalar itibariyle Türk tarafı kapıyı kapatmadı, kapıyı açık bıraktı. Ama bu açık bıraktığı kapı konusunda da Ucu açık olmaması, böyle ilelebet devam edecek bir müzakere süreci istemediğini belirli somut bir şey içerisinde yani mantıklı bir zaman, e, zaman içerisinde de bir sonuca ulaşılması gerektiği talebini yeniden e, tekrarlamış e, oldu. E, bu çerçevede e, yani müzakere sürecinin önü Türk tarafınca kapatılmış değil... Ama böyle çok kısa sürede hemen açılacağı gibi bir şey de havada e, şu anda yok. E, güney'deki algısı nasıl oldu dünkü açıklamaların? Yani bunun işte bugün gazetelerde hı hı. E, çıkan e, şeyler e, Türk tarafı bilinen e, taleplerini tekrarladı. İşte Rum tarafının geri adım atması e, talep edildi. E, burada tabii esas kastedilen şeydir garantiler ve e, askerler meselesi. E, e, ve işte bunun dışında siyasi partilerin e, yaptığı açıklamalar var. Bu ziyaret yasa dışı bir ziyarettir e, falan. E, kınarız e, hı hı. E, şeklinde. Ama e, esas olarak e, yani işte file lefteros falan gibi büyük gazetelerin verdiği şey, Türk tarafı bizden e, kendi pozisyonlarımızdan biraz gerilememizi istiyor, istiyor ki taviz istiyor ki şey başlayabilsin, süreç başlayabilsin. Esas şey algı e, budur dün yapılan açıklamalardan. Hı, hı. Tabii buna mutlaka eee yazısında bir cevabı olacak. Muhakkak, e, muhakkak. Öyle bir şey gelmedi ama mutlaka olacaktır. Evet, Zira evet. öyle bir Taviz verme herhalde onlar açısından da söz konusu yani olmaz. Yani kendi pozisyonunu tekrarlayacaktır bence. Biz bunları da ısrar ediyoruz şeklinde bir açıklaması muhakkak olacaktır. Bunu yazılı olarak kendi sözcüsüne mi yaptırır yoksa katıldığı bir etkinlikte kendisi mi dile getirir? Bunu göreceğiz ama resmi bir tepki olması gerekir olacaktır. Evet. Eğer yani biz bu saatlerde şey derken olmamışsa, olmamışsa e, evet, evet, gözümüzden sabah kaçmamışsa. Sabah gazetelere yansıyanları evet. ben de okudum. Her ben herhangi sabah bir şey yoktu. Evet sabah gazetelerde okuduklarımı şey etti. Ama bunun ötesinde muhakkak bir resmi şey olacaktır, tepki Değil olacaktır. Evet. Evet. Şimdi biraz daha ziyarete değinip sonra daha farklı konulara da geçmek isterim. Gene Kıbrıs sonu hatta tabii. Türkiye ile ilgili de. Size göre işte bir... Her zaman önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ardından Azerbaycan'dı. Evet, yani evet. bu da biraz tartışıldı bizim evet, içeride. Evet. Ee, bu değişiklik bir anlam ifade eder mi? Yani bir mesaj verme anlamı taşır mı sizce? Ben sanmıyorum şey olarak baktığınızda yani önce Azerbaycan'a gidip oradan Kıbrıs'a gelmek sanki daha pratik gibi tabii yani günümüzün teknolojisiyle uçakları ile istediğinizi evet. yapabilirsiniz ama yani şey o da düşünmekte yarar vardır Azerbaycan'ın boyutu Azerbaycan'ın önemi Sonuçta e, petrol zengini, doğalgaz e, zengini, nüfus olarak Kıbrıs'tan çok çok daha no. e, büyük ve tanınmış e, olan e, bir e, devlet. Türkiye için son derece e, önemli Kafkaslar e, e, bölgesi ve Türkiye'nin enerji politikaları e, evet, açısından oradan e, tabii. Var. Yani ondan önce Bakü Ceyhan vardı hmm. ki yani o çalışıyor Bakü Ceyhan ve yani Türkiye'nin bu enerji oyununda ilk önemli şeyi Bakü Ceyhan'dı. Şimdi TANAP olayı e, şey girdi. E, Azerbaycan hep enerji konusunda e, önemli rol oynayacak olan bir e, e, ülkedir. Bu çerçevede e, bence anlaşılır e, e, bir şeydir e, oraya önce gitmesi. Yani e, Türkiye'nin dışında Türkiye'nin haricinde e, bir Azerbaycanı var bütün dünyada tanınmış olan Bir de işte sadece Türkiye'nin tanıdığı Kakadeci evet. e, var e, Türk Devleti e, olarak ve bu ikisini de ilk ziyaret etme e, geleneği, korunuyor devamlı yani ileride bir hükümet değişikliği olsa bile Türkiye'de bunun değişeceğini ben sanmıyorum yeni bir iktidar da gelse bu şey korunacaktır gelenek korunacaktır bunun içerisinde işte önce Azerbaycan'a gitti sonra bize geldi bunun çok, çok fazla önemli, önemli olduğunu ben sanmıyorum. Ee, ama yani şeyi bilmekte yarar var. Azerbaycan'ın Türkiye'ye önemi çok çok e, büyüktür. Özellikle enerji e, bağlamında ve Kafkas e, coğrafyası, coğrafyası e, bağlamında e, çok stratejik öneme sahip olan bir e, ülke. Sayın Akıncı'nın yorumlarında enerji ile ilgili konu da ön plana çıktı. Evet. E, Türkiye'nin desteğiyle e, hani gerekli yanıt verilir gibi zaten bir e, Sondajda gemisi satın alındı. Evet. Akdeniz'e doğru işte geliyordu, gelecekti, yapacaktı. Bunların bu süreçte hani bir taraftan siz çok ihtimal vermiyorsunuz yeni bir sürece. Bu önümüzdeki yani birkaç vadede, içerisinde. Kısa, kısa vadede. Adede, evet, e, evet. Bu süreçte herhalde bunlar olmaz ama sonrasında e, böyle bir gerilim söz konusu olabilir mi size göre o? ısrar enerji tabii, politikasında. Yani, e, e, işte Tanap'ın açılış şeyine de katılmıştı <laughs> Sayın Akıncı. Evet. Onun verdiği bir şey Oldu de da olabilir. Vardı. Yani ona atıfta bulundu. Ama yani enerji dediğiniz zaman tabii ki ister istemez Doğu Akdeniz Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları ve bu çerçevede de Kıbrıs ve e, Kıbrıs Rumlarla Kıbrıs Türkler ve Türkiye arasındaki anlaşmazlıklar e, e, gündeme e, gelir. Ee, bu nedenle tabii konuya e, değinilmesi de gayet normal beklenen e, e, bir şey. Ee, Sayın Erdoğan değinmedi ama Sayın Akıncı e, şey etti, e, dile getirdi. Şimdi bakınız e, bu yaz ayları konusunda şey vardı. Yani işte Kıbrıslı Rumlar e, sondaj e, yapacaklar. E, buna karşılık olarak da Türkiye medeniyet adımlar atacak e, şeklinde. Yaz ayları için böyle bir gerginlik şeyi e, beklentisi vardı. E şu an itibariyle şeyde ufukta böyle bir şey e, görünmüyor. E, ama tabii ki Kıbrıslı Rumlar şeylerini sürdürüyorlar e, temaslarını, çalışmalarını. Yani son sayın Anastasiades Fransa'yı ziyaretinde Total şirketinin e, başkanıyla e, görüştü. Bu büyük şirketler aldıkları hakları kullanarak sonuçta para kazanmak istiyorlar. yani onların bütün amacı kar elde etmek. Bu noktada şey gerginlik tırmanabilir. Türkiye bu şey konusunda işte sondaj gemimizi göndereceğiz falan diye epey şeyleri yaptı. Evet. Şimdi bakan da değişti yeni göreve gitti. Maliye bakanı e, oldu. Evet maliye bakanı oldu enerji Berat bakanı. Berat Albayrak. E, Ama müsteşar da tabii, bakan tabii. oldu. Müste... Yani eğer bu konuda bir devlet politikası varsa bakan değişti diye politikalar değişmez e, muhakkak ki. Ama ben yani o konuda da Türkiye'nin dikkatli ve soğukkanlı davranacağını düşünüyorum. Çünkü sonuçta karşınızda çok büyük uluslararası şirketler var. Bu şirketlerle tabii ki şey girilebilir tartışmaya da girilebilir şey ama yani bunun düzeyi, dozu çok önemli. Türkiye şeye hangi parselde şey yapıldığına bakar. Daha çok kendinin anlaşmazlık konusu olarak gördüğü parseller konusunda daha sert tepki ortaya koyar. Evet. Diğer parseller konusunda biraz daha alttan alır. Ama yani hepimiz biliyoruz ki Kıbrıs sorununun çözümlenmediği sürece bu enerji konusu da bir anlaşmazlık konusu olarak önümüzde e, duracak e, e, ve zaman zaman daha büyük gerginliklere de yol açabilir. Biz tabii açmamasını e, temenni dileriz, temenni ama. ederiz ama potansiyel olarak e, orada e, duruyor. Şimdi bu Doğu Akdeniz'in e, şeyi ilginçtir aslında. Yani potansiyel olarak şu anda en fazla e, böyle şey e, vadeden e, ülke aslında Mısır. yani evet. Kıbrıs'tan fazla. Mısır'dır. Hatta e, son büyük bir buluş giden. oldu. Öyle o, diyorlar. Doğru. Bir büyük daha daha önce bir büyük ol, o, o buluş olmuştu. Şimdi ikinci bir e, büyük buluştan e, söz ediyorlar. Ama tabii bu bize şeyi de gösteriyor. Yani eğer Mısır buluyorsa demek Burası ki bölgede var. var. var başkaları da e, bulabilir. Bu da bu firmaların iştahını e kabartır evet. ve bu sondaj işlerine daha fazla e para e harcayabiliyorlar. Şimdi tabii fiyatlarda da bir artış oldu e enerji fiyatlarında, petrol fiyatında, uluslararası piyasalarda. Dolayısıyla e maliyetlere e baktığınızda bu yüksek fiyatlarla daha büyük yatırımlar yapabilirler. Fiyatlar düştüğü zaman çok büyük yatırım yapmak istemezler. Ee, onu da göz önünde bulundurduğumuzda yani Doğu Akdeniz ve enerji kaynakları konusu ilginç. Mesela Lübnan'da e, şeye hazırlanıyor. Kendi e, bölgesinde sondaj e, çalışması yapmaya e, hazırlanıyor. Onların İsrail'le bazı şeyleri var, e, anlaşmazlıkları var belirli bölgelerde. E, ama İsrail'le anlaşmazlık olmayan, tıpkı Kıbrıs'taki gibi anlaşmazlığın söz konusu olmadığı bölgelerde onlar da şeye vererek uluslararası firmalara hak vererek sondaj çalışması başlatabilirler. Yani bu enerji meselesi bizim bölgemizde yaşanacak olan bir şey. Mesela şimdi Suriye'de de savaş 3 aşağı 5 yukarı sonuna doğru gidiyor belli ki Esad ülkeyi kontrol edecek Suriye'nin ekonomik bölgesinde münhasır ekonomik bölgesinde de şey var büyük olasılıkla doğalgaz ve petrol kaynakları var ve büyük olasılıkla onları Rus firmaları arayacak ama yani baktığınızda bu bölge enerji açısından giderek önemi artan bir bölge olacak. Ve bu oyun içerisinde işte Kıbrıs Türklerin ve Türkiye'nin tabii buna bağlantılı olarak politikası ne olur bu politikanın gerçekçi olması lazım sadece böyle başkalarını tehdit ederek bağırarak çağırarak şey yapmanız da çok mümkün değildir çünkü karşınızda işte bir İtalya var bir Fransa var Amerika Birleşik Devletleri var bu firmalar şey işte yarın Rus firmaları da bu işin içerisine Sorunsuz bölgelerde arama yapılabilir gibi bir mantık evet, sanki Bir şey gibi. var Türkiye'nin yani kendinin anlaşmazlık bölgesi olarak görmediği ama bunun ötesinde tabii şey bitmiyor, mesele bitmiyor. Mesele şeye geliyor, Kıbrıs Türklerin hakları ne olacak burada? Orada da bir şey bulunamıyor, çözüm bulunamıyor. Kıbrıs Rumların bir şey formülü var işte biz bir fon şey ederiz oraya koyarız Kıbrıs Türklerin haklarını gün gele çözüm olduğunda da onlara veririz ama Türk tarafının pek sıcak bakmadığı bir yaklaşım yani bu enerji meselesi de hep karşımızda olacak olan bir mesele ve belki önemi giderek artacak olan bir konudur Türkiye enerjisini hep dışarıdan ithal eden ve yapılan bütün çalışmalara rağmen henüz kendi kaynaklarını bulamamış bir ülke olarak bu enerji konularıyla yakından ilgilenecek yani ilgilenmemesi pek mümkün değildir. Bu da beraberinde ya anlaşmazlık getirir ya da işbirliği getirir. Tabii herkesin temennisi işbirliği getirmesidir ama göreceğiz. Burada şey politikalar önemli. Ama yani biz Kıbrıs olarak şunu bilmekte e, bilmemiz gerekir. Artık bizim bölgemizin e, ta eskilerden beri stratejik önemi vardı. Şimdi buna bir de enerji boyutu e, eklenmiş durumda. Bunun bilinci içerisinde e, politika oluşturmak, e, uluslararası arenada bu çerçevede e, adım atmak gerekiyor. Şimdi NATO zirvesi var. Evet. Şu sıralarda evet, zaten devam bugün ediyor. Başlıyor. Ee, Sayın Erdoğan da katılıyor. Orada yine Rum basını geçen hafta çok işledi bunu. Ee, Yunan Başbakan Cipras'la bir araya gelip e, aralarında Kıbrıs konusunda evet. olduğu bir görüşme beklenebilir diye. Ee, bu Bunlar olabilir mi sizce ve bu e, hani özellikle New York ziyareti öncesi her ne kadar tatil modunda olacağını evet. öngörseniz de evet. bir şeyleri hareketlendirme şansı olur evet. mu? Şimdi bakınız yani öncelikle şunu söylemek lazım e, rumbasını hep böyle e, yıllardan beri bunlarla <laughs> gider işte şey Erdoğan'la görüşecek filanla görüşecek falanla görüşecek diye hep böyle e, umut e, e, pompalar ondan sonra daha önce yazılanlar unutulur, yeni bir şey Şimdi de işte bu NATO zirvesi çerçevesinde şey görüşmesi. İnşallah görüşürler yani görüşmeleri iyi olur. Türkiye ile Yunanistan arasında Ege'de de zaman zaman gerginlikler yaşanıyor. İşte o tutuklanan Yunan askerleri meselesi hala daha çözümlenmiş değil. Türkiye'nin tabi Yunanistan'dan işte Yunanistan'a kaçmış olan FETÖ. askeri personelle ilgili şeyleri var şikayetleri talepleri. talepleri var Bunlar hep iki ülke arasında şey yaratıyor gerginlik yaratıyor tabi Kıbrıs Eskiden beri bu sorunlar listesinde en üst sıralarda yer alıyor bu açıdan ama yani bu NATO zirvesi ni, işte sanki Kıbrıs sorunu için yapılıyormuş gibi sunmak da çok tamam, yanlış olur. NATO zirvesinin kendi çok önemli gündemi var. Birinci mesele Trump ne yapacak bu NATO zirvesinde? Trump NATO'daki müttefikleriyle köprüleri atacak mı? Yani esas korkulan mesele bu. Çünkü bu NATO zirvesinin arkasında da Trump'ın Putin'le görüşmesi var. 16'sında Putin konusunda e, olumlu şeyler söylüyor. Trump NATO üyeleri konusunda da hep olumsuz açıklamalar yapıyor. Böyle ilginç bir e, durum var. E, yani Almanya-ABD ilişkileri ne olur? İşte bir İngiltere'nin durumu var. O da krizde Brexit meselesi, e, e, İngiltere'nin Avrupa'nın savunmasındaki rolü. Yani NATO bunlarla esas olarak meşgul olacak. Türkiye açısından tabii önemli olan konu şeydir bu S 400 füzeleri meselesi. Tabii. Bunu NATO'ya kabul ettirebilir mi, ettiremez mi? Ee, yani o konu muhakkak konuşulacaktır. Ee, bence Türkiye için çok önemli olan bir e, e, mesele. Ee, Trump bu NATO'nun beşinci maddesi. Yani üye ülkelerden bir tanesine bir saldırı olursa geriye kalan tüm üye ülkeler ona yardım eder maddesini neredeyse geçersiz kılmaya çalışıyor. Bu Türkiye için çok çok önemlidir. Çünkü yani ee, riskli bölgede olan NATO üyesi ülkelerinden biri Türkiye'dir. Tabii. Ee, i̇şte bir Fransa'ya, bir İspanya'ya şu anda birinin durup da saldıracağı falan öyle bir şey yok. Ama Türkiye çok tehlikeli bir bölgede. Bu açıdan Türkiye'yi bütün soğuk savaş dönemi boyunca ve şimdiye kadar da koruyan o bir beşinci madde'dir. Herhangi bir şey olursa geriye kalan ABD'de dahil NATO üyesi ülkeler Türkiye'nin yardımına koşacak. Şimdi Trump bu şeye beşinci madde su katarsa Türkiye için de iyi olmaz. Onun için Türkiye'nin bunu savunması gerekecek. İşte bir Makedonya meselesi var. Yunanistan'la şeyi çözümledi. Dolayısıyla NATO üyesi olması bekleniyor. O konu gündemde olacak. Ee, yani eğer her şey yolunda giderse, sonuç sonunda bu ülke hem NATO'ya üye olacak, hem Avrupa Birliği müzakerelerine e, e, başlayacak. Tabii bunun olması böyle sanıldığı kadar kolay değildir. Yunanistan içerisinde tepkiler var, kendi içlerinde İşlerinde de var. E, tepkiler var ama yani o konuda şey NATO gündeminde olacak e, yakında. E, dolayısıyla bütün bu yoğun şey içerisinde e, bir. Ee, Erdoğan, Sipras e, yani Sipras'ın kendi problemleri var şeyde, e, içte. Bunlardan biri de işte bu Makedonya meselesi. Hatta hükümetin bozulabileceği yönünde de. Çünkü Savunma Bakanı Gammenos şeye karşı çıkıyor. Bu anlaşmaya e, karşı çıkıyor. E, koalisyondan ayrılırsa zaten çok az bir çoğunluğu var hükümetin. Tabii. Bozulabilir. Erken seçimlere e, e, gidebilir. E, yani arasında e, sorunları e, çok Aslında en rahat durumda olan siyasi olarak Erdoğan seçimleri kazandı önünde 5 yıl e, var e, Türkiye'nin tartışmasız e, şeyi e, lideri e, Ama böyle bir görüşme olur ve iki ülke arasındaki sorunlar e, masaya yatırılırsa Kıbrıs konusunda da görüş teatisinde bulunulursa e, fena olmaz. Ama böyle çok ciddi büyük bir şey sonuçlar beklemek bence yanlış olur. Yani ne NATO zirvesi buna uygundur ne de şu anda var olan durum buna pek müsaittir. İleride bir ikili görüşme yapılırsa karşılıklı ziyaret çerçevesinde daha geniş çaplı bir şey mümkün olabilir. Görüşme, müzakere mümkün olabilir. Olması da gerekir. Yani Türkiye, Yunanistan iki komşu ülke. Sorunlarını ne kadar çok çözümleyebilirlerse her ikisinin de yararına olur. Biraz Türkiye özelinden o zaman devam edeyim. Evet. Sonra yine dönelim içeriye. Biraz mesela alçak bir ton kullandığını ifade ettiğiniz ettiniz. Evet. Burada da. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri Ahmet Davutoğlu döneminden sonra hemen hemen Sıfır noktasına indi. Sonuçta işte bir paranın tekrar e, serbest bırakılması konusu oldu ama Erdoğan'ın yeni dönemde e, özellikle Avrupa Birliği ilişkileri bağlamında daha farklı bir profil çizmesini bekler misiniz? Yoksa bu gerilim, bu karşılıklı e, itiş kakış diyeyim ben ona bu şekilde mi devam eder? Evet. E şimdi umudumuz bir değişiklik olması bir yumuşama olması ve Türkiye'nin de şeyini üslubunu değiştirmesi yani bu geçmiş dönemde çok sert açıklamalar yapıldı karşılıklı olarak ama Türkiye'den gelen açıklamalar çok daha sertti bu tabii iç politik malzeme olarak da kullanıldı Türkiye'de ve bakınız işte demek ki sonuç getiriyor yani. %52,5'la Sayın Erdoğan seçimleri kazandı. Bunda bu dış tehlikeler dünya bizi istemiyor. Dünya bütün dünya bize karşı, hepsi aleyhimize çalışıyor söylemlerinin de belli ki Türkiye nüfusunun bir Kırım kesimi diyor. üzerinde etkisi oldu. Yani siyasi getirisi var bunun Türkiye'de. Tabii MHP ile ittifak kurmuş olmanın da getirdiği bir şeydir bu. E, zaruretdir diyelim. Ama şimdi artık seçimler e, geride kaldı 5 e, yıl Türkiye'yi yönetecek ve e, Türkiye'nin dış dünya ile olan ilişkilerinin iyi olması ülkenin yararınadır yani öncelikle ekonomik olarak e, yararınadır ama uluslararası ilişkileri açısından e, yararınadır. Şimdi yeni savunma bakanı Hulusi Akar'ın bir açıklaması vardı. Komşu ülkelerle barış içerisinde olmak isteriz şeklinde. bu olumlu bir şey bence. yani savunma şey genel Genelkurmay Başkanlığından gelmiş olan ve Savunma Bakanlığı'na atanmış olan asker sonuçta komşularımızla barış içerisinde olmak istiyoruz açıklaması. Bence o geçmişteki şeyden o sert söylemlerden biraz şey bir kopuş e, e, gibi ama bunun e, tabii Erdoğan e, düzeyinde e, sürdürülmesi e, e, gerekiyor e, arada ciddi sorunlar var e, yani AB ile ciddi anlaşmazlıklar var e, Amerika Birleşik Devletleri ile e, sorunlar var e, iç siyaset hesapları yapılmadan daha yumuşak bir tonda bu konular ele alınabilirse ve bu sorunların çözümlenmesi için çaba harcanırsa bence daha iyi olur. Ama şunu kabul etmek lazım. Türkiye'nin dünyadaki imajı çok çok kötü. Çok büyük zarar gördü. Ee, yani e, Türkiye dendiğinde özellikle Batı ülkelerinde e, yani duymak istemiyorlar e, şeyi işte e, otoriter e, rejime sahip tek bir kişinin yönettiği bir ülke e, böyle Avrupa'ya üye olabilecek falan hiç yani onları artık ciddiye de e, almıyorlar e, son e, mesela şey e, Avrupa Parlamentosunda e, Türkiye raportörü olan Katy Piri, şey demişti Türkiye'nin müzakerelerine son verme önerisinde bulunacağız falan diye onlardan da böyle sert açıklamalar. Dolayısıyla Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri bağlamında zaten işte Avrupa Birliği Bakanlığı da kaldırıldı. kaldırıldı böyle bir beklenti olmadığı için ben ciddi gelişmeler olacağını sanmıyorum Avrupa Birliği'nin kendi iç problemleri de var çok çok ciddi iç problemleri var kendi aralarında anlaşmazlıklar var yani bu dönemde Türkiye'nin üyeliği gibi bir şeyi duymak bile istemezler ama hiçbir zaman şeyi de durdurmazlar bence yani bu müzakere sürecini kesme falan böyle buzdolabındadır zaten müzakere falan da yapılmıyor orada durur hiç kimseye de zarar vermez ama ilişkiler şey edilebilir ilişkilerin iyileşmesi yönünde karşılıklı çaba harcanabilir mesela son Avrupa Birliği zirvesinde bu işte mültecilerin meselesi nedeniyle Türkiye'ye 3 milyar euroluk yardım verilmesi onaylandı. Türkiye uzun zamandan beri bunu istiyordu. E, Sayın Erdoğan da hani vermediniz ne oldu falan e, evet. diyordu. E, bu demek ki Avrupa Birliği Türkiye ile e, köprüleri tamamen atmak istemiyor. Ama aynı zamanda e, işte şey Kıbrıs e, şeyine şartına e, bağladılar. E, bu şekilde de Türkiye'nin önüne hiçbir zaman Türkiye'nin aşmayacağı, aşmak istemeyeceği bir engel de koydular. Böyle ilginç bir durum var şeyde Türkiye-A.B ilişkilerinde. Amerika ile ilişkiler biraz daha farklı. Yani anlaşmazlıkların esas kaynağı Suriye ve Suriyede farklı politikalar izlenmesiydi Kürtler bağlamında. Bir de Fetö tabii meselesi. Yani geri verecek mi vermeyecek mi şu bu. Her iki konuda da yumuşamış durumda bence. Yani e, ee, mesela şey öncesinde Türkiye'deki seçimler öncesinde Trump e, böyle çok üzerinde konuşulmayan aslında iki tane jest yaptı Türkiye'ye. Çok uzun zaman Türkiye elçi atamıyordu. Ee, bir hafta kala şey atadı e, yeni büyük elçiyi. Bırakabilirdi bir hafta sonraya da seçimler sonrasına da. E, bu F-35 savaş uçaklarının da kağıt üzerinde Türkiye teslimatını ee, gene seçimlerden e, çok kısa süre önce e, yaptılar. Kongrede karşı çıkış olmasına falan filan buna rağmen. E, bu da Türkiye'de hükümete Erdoğan'a şey verdi işte yani biz şeyi F-35'leri alıyoruz ama e, e falan. S-400'e ilişkilendirdiler e, tamam ilişkilendirebilirler ama yani seçimlere 5 kala Trump bu adımları atarak Erdoğan'a şey mesajı verdi. Yani sen bizimle çok kavga etmezsen biz de sana bir şeyler Kişisel veririz e, mesajını vermiş oldu. Yani Trump'ın da kendi dünya görüşü çerçevesinden de yani Trump şeyleri sever. Böyle e, otoriter liderleri e, sever. İşte Putin'i çok sever. İşte Kuzey Kore lideriyle çok iyi anlaştı. E, İngiltere'de Boris Johnson'la görüşecekmiş. Şimdi İngiltere'yi de ziyaret edecek. Ee, Avrupa Birliği'nden çıkmak isteyenleri falan evet. onunla kavga edenleri sever bu açıdan yani zaten bakarsanız şey olarak da e, seçim sürecinde Amerika'da AKP aslında Trump'a daha yakın e, durmuştu yani Trump'ın seçimleri kazanma, kazanmasının kendileri için daha iyi olacağını düşünmüşlerdi Hillary'yi istemiyorlardı. O çerçevede böyle aralarında çok da şey yoktur. Şimdi herhalde NATO zirvesinde de karşılaşırlarsa biraz sohbet ederler. Onun için ben orada da bir yumuşama olabileceğini. Burada önemli olan Erdoğan'ın Türkiye'nin tartışması şeyi olarak benimseyeceği çizgidir, nasıl bir politika sürdürmek isteyecek ve çevresindeki danışmanlarının ona ne söyleyeceği çok önemlidir. Bu danışmanları dinler mi dinlemez mi o ayrı bir mesele tabii ama akıl mantık Türkiye'nin dış ilişkilerini bu kavgacı söylemden şeye o AKP iktidarının ilk dönemindeki işte herkesle iyi ilişki içerisinde olma noktasına geri çekmeye çalışmak. Aslında içte de buna ihtiyaç var. Yani içte de o kavgacı işte muhalefeti devamlı yerden yere vuran neredeyse terörist ilan eden kutuplaştırıcı söylemlerin bir kenara bırakılıp da daha birleştirici, daha e, sonuçta kendisi sadece 52'nin cumhurbaşkanı değildir, %100'ün yüzün e, cumhurbaşkanıdır ve kendine oy vermemiş olan insanlara da hitap etmesi, onlara Bak da bakalım. bir şeyler e, söylemesi gerekiyor. Mecliste gerekir. de işbirliği yapması gerekiyor. E, mecliste de işbirliği yapılması vesaire. gerekir. Onun için yani o çok e, sert söylemler bırakılır mı bilmiyorum. Yani bu konuda bir öngörüde bulunmak e, e, zor. Umarız ki hem dış ilişkilerde hem içte bir yumuşama sürecine e, girilir. Türkiye'nin çıkarları da bunu gerektirir çünkü Türkiye ekonomisinin e, şeyi çok iyi değil, e, pozisyonu çok iyi değil. Yani dış basını okuduğunuzda şu anda e, en tehlikede olan ekonomilerden biri e, Türkiye ekonomisi diye. Analizler çıkıyor, işte Financial Times'da diğer Batı'nın ciddi uh -huh. e, gazetelerinde. E, bunlarla da baş edebilmek için e, Türkiye'nin e, Batı ile ilişkilerini bir şekilde düzene e, sokması gerekir diye e, ben e, evet. düşünüyorum. Ama tabii karar verecek olan Sayın Erdoğan. Mutlaka, mutlaka. Şimdi Avrupa Birliği Bakanı çıktı deyince şey geldi aklıma. Kıbrıs işlerinden sorumlu bir Başbakan Yardımcısı ya da Devlet Bakanı evet. daha önce şimdi Başbakan evet. Yardımcısıydı. Bu tamamen şimdi ortadan kalktı evet. yeni yapılanmayla birlikte bir Dışişleri Bakanlığı'nın altında bir müdüriyete evet. dönüştürüldü. Evet. Biz bunu da aslında bugünlerde tartışmaya başladık. Evet. Bu bir iki ülke arasındaki ilişkilerin seviyesinin indirilmesi gibi yorumlayan da var. Evet. Bunun bir Teknik olarak devlet değişikliğinden kaynaklı bir şey olduğunu yorumlayan da var. Siz nasıl bakarsınız bunu? Yani Türkiye'de başbakanlık ortadan kaldırıldı. Evet. <laughs> e, sistem tamamen değişti. Bu yeni sistem içinde işte koca bir bakanlık, bakanlıklar mı? Sadece bir bakanlık değil, evet. bakanlıklar ortadan e, kaldırıldı. Bakanlıkların sayısı e, azaltıldı. Ben e, yani Kıbrıs'la olan ilişkilerin şeyinde e, özünde bir değişiklik olacağını sanmıyorum. E, sadece bürokratik şey e, e, değişti. E, bu konuda büyük olasılıkla e, yine Sayın Erdoğan e, son kararı e, verecek. Ona bağlı olarak şeyler en azından önemli kararlar ona bağlı olarak e, şey edilecek. Ama e, yani bizzat kendisinin de söylediği gibi Kıbrıslı Türklerin ekonomik olarak daha ileri gitmesi için, işte var olan sorunların aşılması için e, Türkiye destek e, beyan ediyor, destekleyeceğim, vereceğim e, diyor. O anlamda çok böyle fazla bir şey olacağını Değişti. ben sanmıyorum. Zaten Dışişleri Bakanı da değişmedi. Evet, Ender evet. Dışişleri Bakanı da değişmedi. Evet, Politikanın da Tabii, Tabii, ee, tabii. Yani o anlamda da e, Sayın Mevlüt Çavuşoğlu da, Kıbrıs'ı çok iyi bilen, yakından tanıyan, buradaki insanları iyi tanıyan bir şeydir, bakandır. Bu açıdan ben böyle çok ciddi bir değişiklik olacağını da sanmıyorum. Hı hı. Yani bir biz biraz var. böyle şey vehimliyiz, böyle çok şey deriz, büyüdürüz bu konuları. Hı hı. Bunlara da çok fazla takmamak lazım. İşte önce Azerbaycan'a gitti de bize sonra geldi evet. falan filan bunları çok fazla şey etmemek Önemli lazım olan Türkiyeye büyük bir değişiklik geçiriyor ha bu değişiklik iyi midir değil midir O Ayrıca tartışılabilir ama Türkiye bu değişimi yaşıyor yani bunun kararını verdiği referandumla ve seçimlerle ve bu gerçekleştiriliyor Türkiye'nin idari yapısı kökten değişiyor bu çerçevede bunların da değişmesi Normal. gayet doğaldır Ha bu getirilen sistem konusunda yapılan vaatler gerçekten hayata geçirilebilecek mi o ayrıca tartışıl, yani bunu tartışacağız Çünkü neydi Erdoğan'ın dediği bu yeni sistemle Türkiye daha kolay idare edilecek sorunlar daha kolay çözümlenecek daha hızlı bir şekilde ileriye gidebileceğiz parlamenter sistem işte engel e, oluşturuyor e, diyordu e şimdi istediği her şeyi aldı. Yani e, dünyada herhalde çok az politikacıya nasip olmuştur. E, siyasi olarak talep ettiği her şeyi neredeyse e, elde etmiş elde etti. olan bir şeydir. E, bundan sonrası kendisine kalmıştır. Yani Türkiye'nin gerçekten idaresi daha kolay olacak mı? E, sorunları daha kolay çözümlenecek mi? İşte şahlanacağız dedi. E, şahlanacak mı yoksa tökezleyecek mi at? Falan bunları önümüzdeki çok dönemde de ee, çok tabii göreceğiz. Ekonomi ne olacak? E, çok çok e, önemli. İngiltere'yle e, bir dirsek teması var galiba onda. Tabii. Yani evet. e, erko, İngiltere'den bir alma vesaire yoksa ya bir, e, yani İngiltere'nin de sorunları var. Yani İngiltere de çok e, şey e, sorunlu bir ülke. E, önemli olan Türkiye'nin o eski Borçlanma şeyine dönmemesi. Dönmez. Yani hatırlayınız imFye olan borçlarını ödediğinde Türkiye ki AKP döneminde ödendi. Ne kadar çok büyük şey yapıldı işte ödedik bitti. Evet. Şimdi yani bizim çocukluk gençlik dönemimiz size baktığınızda Türkiye'nin esas konusu enflasyondu. Hep enflasyonla mücadele falan şu anda Türkiye'de enflasyon %14 %15'e geldi. son dönemlerde ee, AKP bunu %10'un altına çekmekle övünüyordu. Artık %10'un üzerlerinde seyrediyor. Bu önemli. İşsizlik oranı ciddi olarak arttı. Türkiye'nin dış borçları yani çok çok büyük oranda hem devletin borçları hem özel sektörün borçları çok çok yüksek oranda. Bunların iyi yönetilmesi, manage e, edilmesi ve e, gerekir. Aksi takdirde gidersiniz şeye, IMF'ye gönderirler sonuçta sizi. IMF'de eskiden olduğu gibi size bir paket e, koyar önünüze. O paketi e, uygula, sana bu parayı veririm der. Yani Türkiye bir anlamda eskiye e, dönmüş e, olur. E, bu da iyi bir şey olmaz e, umarız. E, böyle olmaz. Böyle olmaz ama e, yani e, batı basınında e, son dönemde çıkan analizlere baktığınızda e, Türkiye ekonomisi çok ısınmış e, durumda ve e, çok iyi bir yönetimle bir yumuşak iniş e, yapabilir. Aksi takdirde Darona Acemoğlu'nun dediği gibi çok sert bir iniş de e, olabilir. Aman, aman uzat. İnşallah olmaz tabii. O, or, orada oldu mu? <laughs> evet, deprem evet, olur. O işler bu deprem yaratır. Ee, sonlara doğru geliyoruz. Son yine Kıbrıs'a dönüp bitireyim. Evet. Ee, bu Bayan Lut e, ataması, e, işte Amerikalı oluşuna yönelik evet. bir takım e, böyle nokta atışlar, işte Amerikalı birinin atanmasına farklı evet. bir anlam yükleniyor. Bu sizce e, bir anlam ifade eder mi? E, bundan sonraki süreç için özellikle daha ağır bir isim olur mu? Sanmıyorum. Ee, yani e, AB şey içerisinde BM içerisinde şimdiye kadar görev yaptığı görevlere baktığınızda böyle Kıbrıs sorunuyla e, ilgilenen onu biri şey etmiş biri değil. E, birincisi bu. İkincisi e, görevi şeydir gelip taraflarla konuşup da gidip şeye, e, Genel Sekreter'e bilgi vermek. Bu kadar. Yani e, BEM'in şeyinin e, daha önceki temsilciler gibi atanmış olan bir Kıbrıs temsilcisi değildir. Değil. En azından şu anda e, Kıbrıs sorununun, Kıbrıs diplomasisinin inceliklerini, e, zorluklarını, işte mayın tarlalarını bilen bir şey midir e, diplomat mıdır ben sanmıyorum e, Rum tarafı e, bu konuda genel sekretere baskı yapıyordu yani birini atayında e, işte bir şekilde bir yerden tekrar e, başlayalım. Genel Sekreter de böyle bir formül buldu. işte bu kadarı. Ne atadı ne atamadı. Ha ne atadı ne atamadı? Git bunlarla konuş da gel bana söyle dedi. PR yaptı aslında bu ama yani o da yapabilirdi her zaman. Zaten yapıyor. yapıyor. ama yani o resmen atanmış olan Kıbrıs özel temsilcilerinin konumunda olacak olan biri değildir Değil. bunu e, anlamakta e, yarar vardır ha bu yapılacak olan temaslar sonucunda daha sonra yeni gelişmeler olur mu genel sekreter belki başka birini atama e, durumunda e, olur ya da hiç çünkü atamak. yani şeye bak ya da hiç kim birini Hı -hı. atamaz e, yani geçmiş döneme baktığınızda e, atadığı isimlere baktığınızda işte dışişleri bakanlığı yapmış. Yani diplomasi şeyi e, deneyimi çok e, zengin olan kişileri e, atıyor Kıbrıs'a çünkü gerçekten Kıbrıs meselesi de e, böyle bir deneyimi e, gerektiriyor e, ama bütün o atanan özel temsilciler sonunda ellerini havaya kaldırıp da e, memleketlerine e, geri döndüler. Ee, bakalım önümüzdeki dönemde ama yani bu konuda e, böyle çok büyük beklentiler içerisine e, girmemek. girmemek daha e, gerçekçi olur diye düşünüyorum. Evet. Yani e, özellikle yaz ayları e, Kıbrıs sorunu bağlamında çok sıcak Geçecek aylar Sanmıyorum. olmayacak Sanmıyorum benim Sizin düşüncem bu. Göre. Sıcak geçecek diyenler de var. Oh. Ee, bakalım kim e, haklı çıkar. Evet göreceğiz. <laughs> genelde ama <laughs> yaptığımız programlarda evet. söylediğiniz şekilde genelde süreçler evet. gelişiyor. Şimdi değil neredeyse... 7-8 yıldır zaman zaman sizleri konuk evet. ettiğimizde ortaya evet. çıkıyor zaten soğastaki süreçler. Evet, teşekkür ederim geldiğiniz Rica ederim. için. Yine Rica ederim. görüşmek üzere diyelim. Tabii, tabii, tabii. Efendim, Sayın İsmail Kemal'la birlikte olduk uluslararası ilişkiler gözüyle hem Kıbrıs sorununda verilen mesajlar anlamında Sayın Erdoğan ve Sayın Akıncı'nın izi bekleyen yeni süreci biraz analiz etmeye çalıştık hem de özellikle Türkiye'nin yeni dönemde birlikte hem Avrupa'da hem dünyadaki imajı Bundan sonrasına ilişkin ülkeler arasındaki ilişkileri birazcık irdelemeye çalıştık Sayın Kemal'la birlikte ve bugün noktalıyoruz. Yarın yine ülke gündeminde öne çıkan konuları konuşacağımız konuklarımızla birlikte olacağız. Bugün adına noktalayalım. Herkese iyi günler, görüşmek üzere.